Birinci noktada dedik ki biz, birinci tespit olarak İslam'dan kopan büyük bir kaos görüyoruz. Yani şu anda fırtına var, bu fırtınadan çıplak gözle seyredemiyorsun, kumkaçığı gözüne bakınca zaten. Ne oluyor diye bakayım desen, kum gözüne bakamıyorsun. Ama gözlükle veya dürbünle bakınca, fırtınanın içinde aslında büyük bir gayret Hasan el-Benna'yı görüyorsun orada. Rahmetullahi aleyh mağaraları, dağ başlarını Allah'a iman için kullanan Said Nursi'yi görüyorsun orada. Ebul Hasan en Nedvi rahmetullahi izleyebiliyorsun. Yani bütün ihtilal şartlarına rağmen şeriatın özünden asla taviz vermeyen Alaeddin Efendi'yi görebiliyorsun. 1 3 5 diye parmakla böyle gösterilip sayılacak çapta da olsa var elhamdülillah. Burada kardeşlerim, çok önemli bir ayrıntıya temas etmek istiyorum. Said Nursi Rahmetullahi Aleyh, Seyyid Kutub'un yaptığını, çok daha yaygın, çok daha uzun süreli, ve uzun soluklu olarak yaptı. Ve kesinlikle, bugün, Türkiye Müslümanları olarak, belki diğer toprakların Müslümanları için, bunu bu kadar kat'i bir şekilde söyleyemem, İman davasının iman diye bir davanın e, mevcudiyeti e, bilhassa o zamanki ismiyle bolşevizm, daha sonraki isimleriyle komünizm, şimdiki isimleriyle hiçlik olan tehlike, komünizm tehlikesine karşı Said Nursi'nin hamleleri rahmetullahi aleyhi ve gafaralah çalışmaları, dağları, ovaları korsan yerleri otelleri vesaireyi kullanan o büyük gayreti takdir edilmezse buna nankörlük denir.